Bakalım. Ati 242 Pikachu istiyorsun ama yeni çıkmış. Ne var? Audio'su var sadece. Ati 242. Ya şöyle bir şey diyeyim mi? Sevgili bunu isteyen Twitch'teki abonemiz The Psycho 98. Yok hocam. Buyur Özgüncüm. Zekort istedi birazcık abonemiz. Ha, Zekort istedi. Fakat istediği parça hani sadece ve sadece bir ses kaydı ve audio. İnanılmaz kirli bir vokal tabii ki. Aşırı kirli, abartı kirli. Çok fazla kirli çocuklar. Acaba canlı neler var? Canlı performanslarında bir farklılık var mı? Mesela şöyle bir şey. Evet, bu şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi şu kayıt yapı biçimi olarak bu kirlilik normalde doğal hayatınızda çok kullanabileceğiniz bir kirlilik değil bir kere. Fazla hava ile karışık. Aslında ses tellerine zarar verici bir okuma. Tabii bir stüdyo kaydı olduğu için her şeyi yapmak çok daha kolay. Ya yani bir kere yapıyorsunuz. Sesiniz o sırada kısılsa bile sonradan toparlıyor ve geçiyor. 2 dakika 44 saniye. Çok da uzun bir kayıt değil gördüğünüz gibi. Birazcık konuşur gibi yapılmış bir iş. Bu kirlilikte okumak burada oluyor. Ama canlıda yapmak hiç kolay değil. Uzun süre yapmak imkansız. Sese çok zarar verebilir. Riskli işler. Kesinlikle riskli işler çocuklar. Peki. Ama kullanılır mı? Kullanılır abi. Her şey kullanılabilir. Ya inanın. Bu iç sesleri bile kullanırsınız. Deep Rekalar. Yakın zamanda bir buraya bir dünya şampiyonu 3 Guinness rekortmeni Alparslan Durmuş geldi. Anlattığı şeyleri yakında duyduğunuzda şok olacaksınız. Bundan emin olun şok olacaksınız. Avatar'ın hayvan seslerini yapıyor. Şu an Avatar 2'nin ses efektlerini yapmak için Amerika'ya gidiyor. Böyle bir insanla burada oturduk. Dip frekansları dünyadaki en kalın frekanslar. Kayıt etmek için normal bir ses yok. Sadece özel 150 bin euroluk mikrofonlar yerleştiriliyor. Ve iç sesini kaydediyorlar adamın. Böyle deli bir işle uğraşıyoruz. Her şey yapılabilir. Ati 242'nin yaptığı da yapılabilir. Yani mantığı anlıyor musunuz? Şan işinin falan uzağına çıkıyoruz. Şu an başka bir düzlemde konuşalım. Klasik şan hocası mantığından çok dışarıya konuşuyorum. Şimdi buradan da başka bir şey bağlayacağım. Böyle bir geniş bir müzik evreninde stüdyoda kaydedilemeyecek hiçbir şey yoktur. Ama ses karakteri, sesin devamlılığı gibi konulara girerseniz daha sığ bir alaya girersiniz. Bunun kriterleri çok başkadır. Sesinizi ne kadar uzun ömürlü kullanmak istiyorsanız o kadar az zarar vereceksiniz. Bitti. Ati 242'nin buradaki performansı zarar verici. Ama bu stüdyo kullanılamaz mı? Kullanılır. Siz dışarıdaki insanın ne öğreneceği önemli. Yani ben de onun gibi yapayım artık, hep onun gibi söyleyeyim, yaparsanız biter ses. Tamam? Ne yaptığını anlayın. Buradan yola çıkarsanız başka bir sonuca çıkarsınız. Şimdi ben buradan başka bir sonuca daha çıkacağım.